Merhabalar herkese. Adaylar turnuvasında heyecanlı bir günü daha noktaladık ve ben de sizlerle hemen bugünden bir oyunu paylaşmak istiyorum. 10. tur oyunları oynandı ve 14 turluk adaylarda yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Beyaz Saçlar da yaptığı yayınlar sebebiyle belki de en popüler satrançılardan biri olan Hikaru Nakamura var. Siyah Taşlar'da ise 19 yaşında 2800 ödülü geçmiş ve gerçekten geleceğin dünya şampiyonu olarak görülen birçok isim tarafından Ali Reza Firuzca var. Bakalım bugün bu karşılaşmada neler yaşanmış? E4'te başlıyor Nakamura. C5'in ardından Sicilya savunmasının ardından at F3 oynamış Nakamura. D6, D4'ün ardından C çarpı D4, at çarpı D4. At F6 ile piyon istendi. At C3'te tutuldu. A6 ile beraber Knight of varyantını tercih ediyor Ali Reza ve fil E3 gelişilince E5 ile at kovulmuş. At F3'e gidince at C6 ve fil C4. Bu oyunun daha doğrusu olayı açılışının çok yavaş gerçekleşmesiydi. Gerçekten yani daha önce tabii ki oyuncular bunu binlerce kez çalıştığı açılışlar ama burada oldukça fazla düşündüler. Belki hamle değiştirmeyi düşündüler. Belki bir hazırlık yapmışlardı ama yani açılışı çok yavaş oynandı onu söyleyebilirim. Fil E6 ile birlikte Ali Reza o filleri değişmek istedi. Fakat at D5 hamlesiyle burada Hikaru Nakamura merkeze bir atını yerleştirmiş oldu. Kale C8 Ali Reza olası durumlarda tabii ki bu C4'teki filin boşta olduğunu da vurgulamak istiyor. Ayrıca yarı açık hatta da kalesini gelmek istiyor. İşte burada Nakamura yine oldukça fazla düşündü. Yani 10 hamle için yaklaşık birer saat harcadı oyuncular. Ve burada Ali Reza, özür dilerim, Nakamura at çarpı F6 hamlesinde karar kıldı. At çarpı F6 daha önce yine buraya kadar oynanmış ustalar arasında ama at çarpı F6 tercihine Ali Reza daha önce yapılmamış bir tercih yapıyor ve G çarpı F6 alıyor. G çarpı F6'dan sonra F hattında bir dublemiz oldu ama eğer beyaz kısa rok atarsa işte o zaman kale G8'e oynayıp belki G hattından bazı atak fırsatlarında bulunabilirim diyor Ali Reza. Bunun üzerine C4'teki boştaki filini tabii ki kaçmak ya da kırışmak zorunda. B3'e kaçmış Nakamura filini. At E7'ye dönüyor. At E7 ile beraber kırışlardan sonra merkezdeki F veya D piyonlarını sürmeye çalışacak. At E7'nin ardından kısa rok attı beyazlar ve şimdi fil çarpı B3, A çarpı B3'ten sonra D5 sürüşü geliyor. E çarpı D5, vezir çarpı D5 ardından vezirleri değişmek istiyor Ali Reza. Vezir çarpı D5'e Nakamura'nın hamlesi ise vezir E2 olmuş. Vezir E2'nin ardından vezir E'ye bulundu ve ya basitçe bir tane kalemi D1'e oynatmak istiyorum. A1'deki kalenin hattı zaten yani en azından A6'ya kadar açık yarı açık bir at. Bu yüzden kale FD1 oynamak istiyorum basitçe. Burada Ali Reza'nın hamlesi at F5 oluyor. E3'teki file bir baskısı var belki kabul edilebilir. Fakat E3'teki filden önce düşünmesi gereken veziri var. Çünkü kale FD1 hamlesi geliyor. Vezir C6'ya kaçılarak C2'ye basılınca da C4 hamlesi geliyor burada. Hikaru Nakamura'dan. Belki yani at çarpı E3 seçenekleri düşünebilir ama at çarpı E3, vezir çarpı E3'ten sonra yani tahtaya baktığımız zaman oynar pek fazla taş kalmıyor. Şah E8'de kaldı ve bir anda hani gereksiz baskılara uğrayabilirsiniz siz. Özellikle atın F5'e yerleştirildiği ve yani rok atamıyorsunuz düzgünce. Fili oynayamıyorsunuz. Vezir bir taraftan hani mesela fil C5 oynayıp veziri istemek istersiniz ama vezir bir anda H6'ya gidiyor ve sizin şahınızın E8'de kaldığı durumlar beyaz kalelerinde tabii ki orada aktif ve baskılı olduğu durumlar ortaya çıkabiliyor. C4'ten sonra bu yüzden belki de Ali Reza yine uzun bir süre düşünüp fil G7 oynuyor. Fil G7'den sonra aslında muhtemelen bu H6 istekleri, şah kanadına bakışlar pek hoşuna gitmiyor. Fakat bu kez de fil G7'nin ardından kale D5 hamlesi geliyor. Nakamura'dan kale D5'in ardından D hattında kaleler dublelenecek. Belki tabii ki fil C5 istekleri de var burada. Fil C5 ile beraber rakibine rok attırmama durumları da var Hikaru Nakamura'nın. Bu yüzden Ali Reza şimdi kısa rokunu attı. Yani biz GF6 alırken kale G8 oynarız oradan bir hücum başlatırız diye düşünüyordum. Olabilirse eğer F5 piyonunu süreriz diyordum ama Ali Reza'nın fikirleri ve hamleleri oraya doğru gitmedi. Şimdi kısa rokun ardından kale AD1 D hattı tamamen beyazların elinde kalmış oldu ve açıkça söylemek lazım ki bir anda şah kanadına dönebilir beyazlar. Neden? D hattı zaten onda ve vezirini ve filini de tabii ki H6'ya bakan bu filini veyahut atını aktarabilirse özellikle işte vezir G4'e at E3 vuramıyoruz. Neden vuramıyoruz? Çünkü at H4 at F5 yerleşebiliyor ve G7'ye ve H6'ya sürekli bakışları var. Yani bu gibi durumlardan ötürü beyazların biraz daha rahat ve direkt hücuma yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Siyahların ise bir şeyler yapması lazım. Kale F8 oynandı. Kale F8'in ardından H3 oynuyor burada Nakamura. H3'e de B5. Ali Reza rakibi şah kanadından bir şeyler yapmadan vezir kanadından diyor ki ben
Olabildiğince taşları değişmek istiyorum aslında. Vezirleri falan değişse biraz daha rahatlayacak Ali Reza belki, ama yine de hani piyon yapısı bozuk. Belki beraberliğe sürükleyebilir oyunu. B5 ile beraber C4'de bir baskı var. Bu C4 baskısını C5 ile beraber Nakamura diyor ki ben geçer elde ettim C hattında. Ne yapacaksın sen? Fil F8 oynuyor Ali Reza da, diyor ki arada bir tane at çarpı E3 vururum. Ardından C5'teki piyonu alırım ben senden diyor. Fakat işler öyle değil. B4 ile beraber burası savunuldu ve tahtaya baktığımda şimdi C5 yani kuvvetli bir geçer piyon. Olası oyun sonlarında kuvvetli bir geçer piyon kaldı. Yine şah kanadına dönebilecek bir beyaz kaldı. Siyahlar birazcık istediklerini yapamıyor gibi. Özellikle A5 gibi şeyler de çok mantıklı olmuyor. Çünkü BA5'e baktım. BA5'ten sonra biraz önceki planı uygulayalım dedim. At çarpı E3, F çarpı E3 ve şimdi fil çarpı C5 alındı. İşte burada hemen at H4 devreye giriyor. At H4'ten yine at F5'e gidecek. Vezir hemen şah kanadına doğru kanalize olabiliyor. Ve D hattı hala beyazların elinde gördüğünüz gibi. Bu yüzden burada Ali Reza taktik bir konuma gidiyor. Ve diyor ki ben at D4 oynuyorum. At D4 tabii E hattında bir açmaz var aslında baktığımız zaman. Yani gidip de böyle fil çarpı ve piyon çarpı aldığınız zaman en azından kalenin vezirlere bakışı falan oluyor. Tabii bu kadar basit değil. Ne var olayda? Kaleyi kafeslemiş oldu Ali Reza ve rakibinin şöyle bir isteği olabilirdi belki. Eğer sen fil çarpı at çarpı D4 alırsan E çarpı D4 alındığında işte fil açmazda kaldı, kale de istekte kaldı gibi değil durum. Çünkü bir anda vezir G4 şah çekiliyor ve bir sonraki hamlede şah kaçtıktan sonra da kale 1 çarpı D4 ile ya da kale ilerideki karşı D4 ile 5 çarpı D4 ile beraber yani taş önde kalabiliyor, piyon ve konum önde kalabiliyor rahat bir şekilde. Bu yüzden at çarpı D4'ten sonra burada Ali Reza diyor ki benim vezirim de istendi. Kaleni kafeslemek istemiştim. Kaleni alıyorum diyor. Peki kalite öne geçti Ali Reza. Gerçekten bu kalite çok kıymetli bir kalite mi? Yani bu at mı yoksa bu kalelerden biri mi? Yorumlarda bunu belirtmek isteyebilirsiniz. Çünkü bu at F5 karesine gidiyor. F5 karesindeki at bu piyon bozukluğunun, piyon yapısı bozukluğunun da yardımıyla G7 ve H6 karesine önemli bakışlar atmakta. Ve bu bakışlar şu anda vezir E4 ile karşılandı. Hem at istendi hem de aslında rakip hemen vezir G4'e gidemesin istiyor burada Ali Reza. Fakat rakip vezir bu kez de H5 karesine gitmiş durumda. Şimdi Ali Reza diyor ki D hattı senindi ama iki kale varken diyor. Ben kale D8 oynayamıyordum. Şimdi oynayabiliyorum. Ne yapacaksın? Ali Reza'nın bu hamlesine Nakamura diyor ki ben kaleleri kırışmıyorum. Bu kale bana lazım olabilir. A6'ya doğru bir bakış atıyorum. A6'yı alırsam da dikkat et F6'ya çökebilirim burada. İşte bu hamleye kale C6 ile beraber Ali Reza diyor ki bir taraftan A6'yı savunuyorum. Olur da bir şey olursa da F6'yı da savundum. C piyonun önünde bloke etmiş oldum. Her şeyi yapmış oldum belki de ama yani vezir burada. At burada ve fil de H6'ya bakarken kim yardım ediyor buraya? Şah bir başına. F8'deki fil de tabii bu karelere bakarak yardım ediyor. Burada bir sıkıntı var. Nakamura da bu sıkıntıyı mat hücumlarıyla hemen çözmek istiyor. Fil H6. Fil H6'nın ardından yani ne yapacağız? Bir hamle yapmamız lazım burada. Ve fil H6'dan sonra açıkçası çok da az süresi var. Yani 27. hamle için şöyle söyleyeyim 40. hamleye kadar ekleme yok tempoda ve burada 1-1,5 dakika bir süresi kaldı. 13 hamle için, 14 hamle için 1-1,5 dakikası kaldı Ali Reza'nın. Yani saniyede bir hamle yapması lazım. Mat fikirleri çok fazla geliyor tabii ki. Fil çarpı F8 vurduktan sonra mesela boş bir tane hamle yapın, fil çarpı F8 vursun adam. Şimdi şah çarpı F8 aldığın zaman bu kez vezir H7, vezir H8 mat istiyor mesela. Veyahut yine yani fil F8'e bu sefer kale F8 alsın. Bu sefer de kale A3, kale G3 geliyor adam ve yine bir anda mat varyantlarıyla karşı karşıya kalıyorsun. Bu yüzden Ali Reza burada yine hızlı bir şekilde şahını H8'e kaçıyor ama şah H8'in ardından burada üstünlüğü bu kadar fazla sağlayan bir hamle var. O hamleyi de Nakamura buluyor. Ağır bir top lazım buraya. Bir tane daha ağır materyal getirmek lazım buraya diyor ve kale A3 oynuyor 3. yataydan. Kale aktarmasıyla bu kalenin G3'e geleceğini söyleyebiliriz. Ali Reza'nın saniyeleri var ve yani artık hamleleri biraz rakip mat edebiliyor mu bakalım. Ben materyal üstünüm, mat edemezse kazanırım belki diye yapıyor. Nakamura sürede de rahat. Vezir çarpı B4 alıyor burada. Ve vezir çarpı B4'ten sonra şimdi fil çarpı F8 hamlesi geliyor Nakamura'dan. Kale çarpı F8 Ali Reza'nın düşünmeye bile fırsatı yok. Ve şimdi vezir H6 hamlesiyle beraber G7'den özür dilerim. G7'den matlar isteniyor. Ne yapacağız?
Tutacağız. Kale G8 oynuyoruz. Kale G8'in ardından da hamle, o kale aktarmasının diğer hamlesi. Kale G3. Kale G3 ile beraber aslında Nakamura'nın istediği G8 kalesini ortadan kaldırmak ve bu uzaktaki taşların şahın mat oluşunu izlemesi herhalde. Ve kale G3'ün ardından burada Ali Rıza yaklaşık 3 ya da 2 saniyesi kala kale çarpı G3'ü de alıyor ve Nakamura'nın F çarpı G3'ü oynanırken Ali Rıza oyunu terk ederek elini rakibine uzatıyor. Hikaru Nakamura hem tecrübesiyle hem de açıkçası biraz da böyle Ali Rıza'nın fikirlerinin tam olarak birbirini örtüşmemesiyle birlikte güzel bir galibiyet alıyor. Aslında önünde tek bir engel var. Şu anda 5,5 puanı yükseldi Nakamura. 7 puandan Nepo. Onunla da bir karşılaşması var. Eğer Nakamura Nepo'yu yenerse belki de turnuvada değişiklikler olacak. Nakamura dünya şampiyonluğu maçına çıkmak için elinden geleni yapıyor gibi gözüküyor şu anda. Olacak mı bilmiyorum ama gelin burada neden terk edilmiş biraz onu inceleyelim. Olsun isteriz çünkü gördük, Nepo'yu gördük, Caruana'yı gördük. Bir de Nakamura'yı görmek isteriz. Popüler bir karşılaşma olur. Satranç gerçekten çok fazla kişiye ulaşabilir. Bu yüzden istiyoruz. Burada ne olabilir? Bir tane vezir çarpı c5 şah çekelim. Vezir g7 mat istekleri var. Hani adam ne yapsın? Yapacak bir şey yok. Şah h2'ye kaçıldıktan sonra artık matı tutacak bir hamle yok. g7'den mat olmuş olurdu. Belki burada kale çarpı g3 yerine şu düşünülebilir. Diğer kaleyle G8'deki kaleyi destekleyelim. G7'den mat olmayalım ama G7'den mat oluyorsunuz. Çünkü bu sefer de F6 boşta kalmış oluyor ve yapacak hamleniz yok. Böyle oynayıp böyle mat olmak durumundasınız. Dediğim gibi arada tecrübe farkı var. Buraları oynamak çok önemli. Nakamura da daha önce buraları oldukça fazla oynamış bir isim. O yüzden bu oyunu bence güzel, hatta beklediğinden de rahat bir şekilde kazanmış oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Yarın saat 15.45'te yine canlı yayında olacağız. Bu kez 11. tur karşılaşmalarının heyecanını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Şimdilik hoşçakalın.